Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiki ne demiştik? Tarayıcıyı küçültüp büyüttüğümüzde, yani diğer cihazlar için nasıl gözükmesini gerektiğini sağlayacağız. Yani nasıl gözükeceğini ayarlayacağız. Şimdi onun için öncelikle ben şöyle yapacağım. Bunları da bir yoruma dönüştüreyim hepsini. Ya da bunları silebiliriz aslında. Ya da silmeyeyim. Kaynak dosyayı sizinle belki paylaşırız. İşte gerçi bunları denerek yapmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Bunların hepsini şöyle yoruma dönüştürüyorum ben. RAW'da, evet. Şunları da alayım buradan. Bunu da şuradaki divi biraz açayım. Şöyle bunu da bu yorumun içine atıyorum. Tamam. Şöyle bir bakalım ne kaldı elimizde. Evet, elimizde hiçbir şey yok şu anda. Şimdi yapacağımız şey ne demiştik? Önce ben bir de renk oluşturayım size. Yani görmemiz açısından. 3 tane renk tanımlayacağım buraya. Önce şunu bir kapatalım. Nokta. Mavi. Mavi yapacağız. Background color. Mavi bir renk yapalım. Nokta. Geliyorum buraya. Kırmızı diyorum. Kırmızı. Background color. Bunu red de diyebiliriz ama şuradan yapacağım ben. Normal yazdığımız için. Buna da yeşil olsun. Ya da turuncu yapayım ya. Turuncu. Turuncu diyorum. Ve background color da şuradan turuncu bir renk ekliyorum. Evet, şimdi ne yapacağız? Buraya ekliyorum divlerimizi. Div class. Pardon. Div class. Call MD ile yapalım bu sefer de. MD 4 diyorum. Buraya 1. Aynısından bir tane daha oluşturuyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Şimdi bakalım bir. Evet, 1 1 1. Şu anda burası oldu. Buna geliyorum. Ha, ne demiştik? Kırmızı. Kırmızı. Buraya mavi. Mavi. Buraya da turuncu. Turuncu renklerimizi ekliyoruz. Evet, şu şekilde geldi. Ve bunlara yükseklik eklemek için ne yapmıştık? Kolon yapmıştık zannedersem. Evet, kolon. Hepsine de bakın, birden fazla görüyorsunuz. Cluster'ı eklemenin sınırı yok. Aynı elemanın içine birden fazla class ekleyebiliyoruz. Sırasının da şu an için önemi yok. Evet, yükseklikte tanımladık. Görelim diye. Evet, yükseklikte tanımladık. Şu anda şimdi bakın. Küçültüyorum ben bunları. Bakalım, küçültüyorum bakın. Büyüktü. Kendisi bakın biraz daha genişliği küçülüyor. Şimdi bu küçülmeyi neye göre yapıyor bu genişliği? Şurada bizim tarayıcının neredeydi o bakın genişliği? Evet, bakın şurada mesela. Şimdi 97 piksel bakın kolon genişliği. Burada 81'e düşüyor kendisi otomatik olarak. Yani şuraya geldiğimizde bunun genişliği 81 olması lazım. Bunu bir print screen yapayım. Ve tarayıcıya gelip yapıştıralım. Ctrl V diyorum. Ctrl 1 ile bu Photoshop'ta bir sıkıntı var ama tekrar açtım programımızı. 1440 hayır diyorum. Edit'ten paste diyelim. Ctrl 1'e bastığımızda otomatik olarak
Zannedersem F2'de yüzünden olabilir. Tekrar bir daha yapalım. Son kez. Sizin de vaktinizi alıyorum. Hakkınızı helal edin. Bir şey göstereceğim diye. Ctrl V'ye bastım. Şöyle yapalım. Burayı şuradan ölçelim. Hiçbir şekilde şunları ayarladık. Şimdi şuraya bir geliştiğini ölçelim. Maalesef arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle denesek. Firefox'ta açayım bir. Evet, neyse Firefox'ta göstermiş. Eklenti, MEA süret eklentisi. Şöyle alıyorum bakalım bir ölçelim. 390. Burada ne demiştik biz? 390. 81'di kolon genişliği. Şimdi biz burada 81 çarpı 4. Pardon. 81 çarpı 4. Özür dilerim. 81 çarpı 4. 324. 390 gözüküyor. Fazlalık. Biz boşluklarını aldık herhalde. O yüzden de olabilir. Bu şekilde çıkmaması lazım aslında. Buradaki yazana göre. Çünkü kaç tane kolon ekledik? 4 tane kolon ekledik. Bir tanesi eğer 81 ise 4 tanesi kolay yapması lazım ama burada tabi bu boşlukları da hesaplayacağız dersem 15 onunla herhalde bu değeri tutacak. Şu anda fazla şey yapmayacağım ama mantık bu şekilde küçüldükçe yani buradaki değeri biz tarayıcıyı küçülttüğümüzde bakın burası biraz daha büyüyecek bakın şimdi büyüdü küçüldü. Bakın şimdi mobile yani daha küçük bir ekrana geçtiğimizde alt satıra geçti. Şimdi biz bunları kendisi şu anda kendisi ayarladı. Biz bunu kendimiz ayarlamak istersek call sm mesela atıyorum 1 değil de mesela bunu 6 yaptım. Geldim call SM 6 yaptım. Bunu da olduğu gibi bırakıyorum. Deneyeceğim şimdi tekrar. Bakıyorum burada bir sıkıntı var ama şunu da call sm 6 bunu biz 4 yapalım. Bunları 4 yapalım bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. 6 mantığı yanlış oldu. Evet bakın burada da küçülttüğümüz halde sm'de hala 4. Şimdi ben bunu mesela xs'de yapacağım. Bakın şu anda burada bir de xs yapacağım. Call x'e 4 aynısını kopyalıyorum. Boşluk bırakıyorum. Bu son arkadaşlar. Biraz sıkıntı oldu ama bakın küçülttüğüm halde 4 tane sığdırdı buraya. Şimdi ben bunu eğer deseydim ki bunu 12 deseydim mesela buraya. O zaman her birini bir zaten şu anda eğer bir şey yazmazsanız 12 mesela bu ikisini 4 değil de 6 6 yapsaydım da bu sefer de 6 alta getirmesi gerekiyor. Bakalım olacak mı? Evet. Bakın şöyle yani. Şimdi bir tanesini x small en küçük ekranlar için
Bir tanesini 12 yaptık. Yani ekranın tamamını kaplasın. Yani alanın tamamını kaplasın dedik. Diğerlerini de 6-6 yaptık. Mantık bu şekilde. Bunu büyütelim tekrar şöyle bakın. Büyütüyorum. Büyütüyorum. Bakın belirli bir çözünürlüğe geldikten sonra 3'e geldi. Biraz daha büyüyünce buradaki alan genişledi. Daha da büyütünce bu alan tamamen genişliyor. Biraz ders uzadı. Kusura bakmayın. Yani aksaklıktan dolayı. Şu anda bunlarla ilgili yapacağımız ekran şeyleri de bunlar. Yani en önemli konular bunlar da aslında zaten yapacağımız. CallMD, CallSM, CallLG vardı. Onu yapmıştık zaten. Bir de CallX, bu da en küçük ekranlar için. Bir de şey kaldı. Bunların yerlerini değiştirmesi kaldı. Onu da yapalım bir dahaki derste. Bu grid sistemini bitireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.